2023 yılında piyasaya duyurusu yapılıp 2024 yılının sonunda veyahut da 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen GTA 6 hakkında internette her gün bir sürü yeni sızıntı, bir sürü yeni haber yapılıyor. Bunlar hakkında konuşuluyor. Bir sürü söylenti var. Ve bunlardan en çok konuşulanlarından birisi de şüphesiz ki sistem gereksinimleri konusu. Çünkü insanlar şunu düşünüyorlar. Sadece Türkiye için değil, yurt dışı kaynaklar için de geçerli. Rockstar Games çok iyi oyunlar yapıyor. GTA ellerindeki amiral gemisi oyun. Ve GTA 6 mükemmel bir şekilde çıkacağı söyleniyor. Benim sistemim GTA 6'yı kaldıracak mı? Arkadaşlar çok uçuk teoriler var. Bakın uçuk teorileri bugün komple çürütüyoruz. Ve ortaya çok daha mantıklı bir teori koyacağız. Ekran kartı, işlemci, RAM ve hafıza miktarı konularına değineceğiz. Ve sonrasında da videoyu bitireceğiz. Kanala hala abone olmadıysanız bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Videoya başlamadan önce küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar ben bunu Logitech Driving Force GT eski direksiyon sistemini tanıtım videosunda da kanalda içeriğim de var. Orada da hatırlatmıştım. Ailelerinizi bir direksiyon seti için üzmeyin. Almıyorlarsa bir sebebi vardır. Alamıyorlarsa da durumları olduğunda çok daha iyisini alacaklardır demiştim. Bazılarınız demiş abi almıyorlar. Bazılarınız demiş abi alamıyorlar. Sonradan gelen yorumlarda gördüğüm kadarıyla bazı arkadaşlar almış. Abi aldım çok mutluyum teşekkür ederim. Senin videodan izledim aldım vesaire vesaire. Arkadaşlar hepinizin adına ben de çok mutluyum. Güle güle kullanın. Bakın aynı şeyi bunun için de söylüyorum. Ailelerinizi bir bilgisayar için, bir sistem için veyahut da bilgisayarı komple unutun. Ne için olursa olsun üzmeyin. Yapmıyorlarsa bir sebebi vardır. Yapamıyorlarsa da yapabildikleri gün çok daha iyisini yapacaklardır. Bir şey bugün gelmiyorsa yarın bize güzelleşerek geliyordur. Bunu unutmayın sevgili küçük kardeşlerim. Yaşı biraz daha büyük olanlar zaten bunun bilincindedir diye düşünüyorum. Ailelerinizi böyle şeyler için üzmeyin diyorum ve videoya geçiyorum. Arkadaşlar, uçuk teorilerden bir tanesi. İşte oyuna girme oyunun minimum sistem gereksinimleri RTX 4070 4080 olacak. Olmayacak güzel kardeşim. Neden olmayacak biliyor musun? Sen oyuncu kafasıyla düşünüyorsun bunu veyahut da bu teoriyi ortaya atan arkadaş oyuncu kafasıyla düşünüyor bunu. Rockstar çok iyi bir oyun yapacak, böyle olacak. Hayır olmayacak neden? Geç bir de Rockstar'ın gözünden bak bakalım oyuna. 250 bin dolar. Şeye yatırmışsın. 250 milyon dolar. GTA 5'e yatırmışsın. Sana hala para kazandırıyor. Sen bugün GTA 6'yı yaparken 1 milyar dolar, 2 milyar dolar arasında bir bütçe yatırıyorsun. Ve bu sana para kazandırmasın mı? Neden kazandırmasın? Ticari bir firma sonuçta Rockstar Games. Ve GTA da bunun bir ürünü. Satacak ki para kazanacak. Şimdi şuna bakar arkadaşlar. Ben bu oyunu kimin için üretiyorum? Oyuncular için. İşte yaş kitlemle örnek veriyorum. 16, 25, 16, 27 vesaire vesaire. Bu yaş aralığı için üretiyorum. Demek ki benim kitlem bu. Peki bu kitlenin içinde kaç kişi RTX 4070, 4080 kullanıyor? Yani çok küçük bir kısım. En azından diğer kısma göre bayağı küçük bir kısım. Sadece bu kitleyi hedef alıp bunlara oyun üretirse eğer bu 2 milyon dolarlık, 2 milyar dolarlık yatırım çöp olabilir arkadaşlar. Çünkü satılmazsa para kazanamaz. Para kazanmadığı üründen zarar eder ve batar. Mantık bu kadar basit. Bu demek oluyor ki RTX 4070, 4080 kartlar minimum giriş seviyesi olmayacak. Daha güçsüz kartlar da bu oyunu açabilsin ki insanlar bu oyunu satın alıp oynayabilsinler. Bu arada umarım fiyatı çok erişilmez seviyelerde olmaz da hepimiz alır oynayabiliriz diyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bakın madem ekran kartı konusuna girdik buradan yürüyelim. RTX 4070 veya 4080 giriş seviyesi kart olmayacak GTA 5 için. Ama şu da su götürmez bir gerçek. GTA 5'i 1050 Ti ile yaldır yaldır oynuyorduk. Ben R7 240 ile oynamaya başladım. 750 Ti, 1050 Ti, RX 470. Şu anda da 3060 Ti ile oynuyorum. Hiç sorun yok. Lakin bakın 1050 Ti GTA 5 için çok yeterli ama GTA 6 için maalesef bu kadar yeterli olmayacak. Rockstar'da kendi kalitesinden de burada artık belli bir noktadan sonra ödün vermeyecektir. Ben ortaya mal koyuyorum. Mal bu kardeşim de diyecektir yani. Çıtayı arşa o kadar çıkarmayacak. Bakın oyun içeriği kalite olarak değil.
Sistem gereksinimleri olarak söylüyorum bunu. RTX 4070, 4080'ler minimum seviye olmayacak ama 1050 Ti'de oyunu açarsa anca yani 720p çözünürlükte en düşük grafiklerde 30 FPS belki açar. En düşük çözünürlükler 30 FPS'i 1080'de yaparsa öp de başına koy ama zannetmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bu dediğimi belki 1066 GB'lık kart falan yapar. Arkadaşlar oyunu bakın yine 4K'lardan bahsetmiyorum. En yüksek çözünürlüklerden bahsetmiyorum. Orta ayarlarda kabul edilebilir 60 FPS, 50 FPS, 70 FPS'lerde 1080p'de açacak ekran kartı bana göre 1660 Ti, 1660 Super, belki 2060, 2060 Super aralığında bir kart olacak. Bana göre. Bu da bir varsayım. Ama en azından RTX 4070 mini gibi seviyesi kart olacak kardeşim gibi saçma bir sayım değil. Bunun haricinde işlemci konusuna gelelim. Kendi kullandığım işlemcilerden yine bir örnek vereyim. Siz mukayesesini yaparsınız. i3 9. neslin eski kullandığım işlemci biraz gömeceğim ama Intel'in 100 karasıdır. Gerçekten fiyatı uygundu ama kendisi bir işe yaramıyordu gerçekten. AMD'nin yanında o günlerde yaramıyordu Intel, bunu kabul et. Bir i3 9. nesil oyunu açmaya canı pek de yetmeyecektir. Oyuna giriş seviyesi işlemci, yani giriş seviyesi demeyeyim de kabul edilebilir seviyede oynatacak olan işlemciler bence i5 9, i5 10 yani i7 8 gibi o aralıkta. Ryzen hiç kullanmadım ama Ryzen'den de bir örnek verecek olursam Ryzen 2600X yani ve üzeri 3600X gibi o seviyede işlemciler oyunu bence çalıştırabileceklerdir. Tabii en full grafiklerden bahsetmiyoruz. Bunu da hatırlatayım. Arkadaşlar RAM konusuna gelecek olursak RAM konusunda şöyle dünya üzerinde en çok kabul gören mi diyeyim, en çok tercih edilen, en çok oyuncu bilgisayarlarının üzerinde tercih edilip kullanılan RAM bugün DDR4 16 GB RAM'lerdir. Özellikle de Türkiye için söyleyeyim ama dünya genelinde de bu aşağı yukarı böyle. Daha hala herkes DDR5'e geçmiş değil. Bunu ben biliyorsam Rockstar da biliyor. Rockstar bu kadar insanın bunu kullandığını biliyorsa bakın buna optimize bir oyun yapacaktır ki daha fazla oyuncu alıp kullanabilsin. Ha, GTA 5'i ben oynarken 8 GB RAM de tavsiye ediliyordu ama 5M'le beraber açtığım zaman 8 GB böyle doruklarda, uç noktalarda oynuyordu. 16'ya ne gün geçtim, rahatladım. 16 da oynatır. 32 rahat oynatır ama. Orası garanti. 64'e de gerek olmayacak bak güzel kardeşim. Bunu da göreceksiniz. Bu da uçuk bir teoriydi. 64'lere falan gerek olmayacak. 16 bile iş göreceğini düşünüyorum. 32 fersah fersah gidecektir. Depolama alanına gelecek olursak GTA 5 60 GB mı? 50 GB mı? O bantlarda çıktı. 58-60 GB bantlarında çıktı diye hatırlıyorum. Şu anda da herhalde bir 110 GB falan var. Red Dead Redemption falan bayağı yüksek şeylerde çıktı. Ki o da çıksın yani bir zahmet. Bayağı bir içeriği bilmem neyi var. Haritası büyük çarçurt. GTA 6'da benim tahminim 230, 240, 260 GB civarında bize gelir. Bize gelişi bu abi. Güncellemelerle falan da işte 300, 310, 320 diyorken 340, 350'lerde bence durur artık. Gibime geliyor benim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani dediğim gibi öyle çok uçuk kaçık şeyler olmayacak. Ha, Türkiye için basit sistemler değil bu saydığım sistemler cidden. Yine çok ucuz basit sistemler değiller. İşte ne bileyim 2060 süper bir i5 10. nesil bir 16 GB RAM bir SSD bir monitör bir kasa bir pusu bilmem ne dediğimiz zaman hop bir fiyat çıkıyor kardeşim. Ya, şanslıysanız 13, 14, 15 lira belki şu an kabataslak söylüyorum. Belki yarın bir video izlediğinizde çok başka rakamlar olur. Umarım düşmüş olur da bütün kardeşlerim bilgisayar sahibi olmuş olur, onu da söyleyeyim. Ama yani bu şekilde hani. 1050 Ti çok yetmeyecek. Ama 4070'e de gerek yok.
Bandımız bu şekilde 2060-2060 süper kafasında gidecek. Ki insanlar bunu oynayabilsin, Rockstar satabilsin, buradan para kazanabilsin. Ne bileyim 2030 yılında falan da bize bir GTA 7'yi falan yapabilsin yani para kazansın ki. Mantık bu arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hatırlatmayı tekrar yapıyorum. Hiçbir bilgisayar için, hiçbir sistem için, dünya üzerindeki hiçbir şey için ailelerinizi üzmeyin. Günü geldiğinde her şey çok daha iyisi olacaktır diyorum. Kanala hala abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonundan abone olup videoyu da beğen butonundan beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.